Engin Ardıç size çok bile. Bulgaristan'la ciddi şekilde papaz olduğumuz eski günlerde merhum Necati Cumalı Sofya'ya gitmişti. Bakmış ki soğuk hatta ters davranıyorlar, nedenini sormuş. Siz bizi çok sömürmüştünüz gibi bir cevap almış. Fakat Bulgarlara Osmanlı'nın mazlum bir millet olan Türk halkını da nasıl sömürmüş olduğunu falan anlatmış da havayı yumuşatmış. Belki 40 yıl öncesinden aklıma takılmış bir olay. Kendisi anlatıyordu. Türk solu meseleye hep böyle baktı. Eh, yığınakta hata yapınca da hiçbir muharebeden sonuç alamadı tabii. Arkadaşlar, burası Kemal Tahir'in dediği gibi Ganalı bir kabile toplumu değildir. Büyük bir imparatorluğun mirasçısıdır tıpkı iliklerine kadar Müslüman olduğu gibi iliklerine kadar da imparatorluk mirasçısı hatta özlemcisidir. Yerlerde sürünmemiştir, düşmüş kalkmıştır. Bunlar çok farklı şeylerdir. Yönetilmemiş yönetmiştir. Gidin de Mısır'da Türk olduğunuzu anlayınca sizden nasıl korktuklarını görün. Sevmiyorlar ama çekiniyorlardı. Ben bunu ayıptır söylemesi azıcık da keyifle yaşadım. İşte bunun için halkımız Kıbrıs konusunda hep kaybettiğimiz toprakların hiç olmazsa küçücük bir kısmını geri aldık diye bakmıştır. Putin de aynı şeyi yapıyor ve elden çıkardıkları SSCB topraklarının küçücük kısımlarını olsun geri almaya çalışarak Rus halkının yüreklerini soğutuyor. Türk solu kendi milletine hep mazlum gözüyle baktı. Benim gençliğimde ülkemiz emperyalizmin pençesinde yarı feodal yarı sömürge bir ülkedir sloganı pek revaçtaydı ama kazın ayağı öyle değildi. Böylece bizim sol, Franz Fanon gibi aydınların Cezayir benzeri eski sömürgeler için oluşturdukları kurtuluş reçetelerini burada da uygulamak istedi. Bilinçaltında Osmanlı'yı yaşamakta olan halk bu sola hiç yüz vermedi. Vermeyecektir. Sosyalist sol bu ülkede asla %3'ü geçemeyecektir. Sol olduğu ileri sürülen bürokrat partisi de işte %25'te çakılıp kalıyor. Çünkü halk gene Kemal Tahir'in deyimiyle bilinçaltında sürmekte olan Osmanlı bozgununun gamlı havasını Tayyip Erdoğan sayesinde üstünden attı artık ayağı yere güvenle basıyor. Bu bir devrimdi. Türk halkı mazlum değildir. Mazlum olan kompleksli Türk aydınıdır. Şimdi bir adam da kalkmış, dördüncü devrimi de yapacağız falan diye konuşuyor. Halk kendisini kurtarmış olan Mustafa Kemal'i hayranlık ve minnetle anar ama CHP'den soyutlayarak yapar bunu. Öte yandan ne imparatorluğu tasfiye etmiş ve radikal alafrangalık sağlamış olan bürokrat zümresini affeder ne de ortadan kaldırdığı demokrasiyi 25 sene sonra büyük bir lütufmuş gibi geri veren CHP kodamanlarını. Bu manevraları yutmaz yani. Ecevit bir ara bunlar nihayet halkçılık yapacaklar galiba diye umutlanmış. Fakat Ecevit'in devlet yönetiminde uğradığı iki büyük hezimet 1979 ve 2001 o umudu da silmiş süpürmüştür. Hadi hayırlı %25'ler. Size çok bile kıymetini bilin. Engin Ardıç Sabah